Selam Leo. İyi ki doğdun. İlk defa arkadaşında kalacaksın Caillou. Hazır mısın? Hı hı. Biz bu akşam çok eğleneceğiz. Caillou bizde kalacağı için çok mutluyuz. Leo bayağı eğlenceli aktiviteler planladı. Caillou da çok heyecanlı. Bay bay anne. Sabah görüşürüz. Bu benim kuzenim Caleb. O da bizle bu akşam. Selam. Ne oynuyorsunuz? Pimpon oynuyoruz. Oynar mısın? Evet. Pimpona bayılırım. Sen bayağı iyisin Caillou. Bence sen daha iyisin. Sıra sende. Meyve suyu Caillou. Çok iyi olur. Sağ olun. Vay. Uzay gemisine baksana. Hayır. Bu da olmadı. Kazandın Leo. Hey Caillou, sıra sende. Bir dakika. Caillou. Ne yapıyorsun Caillou? Niye hediyelerimi bu tarafa taşıdın? Burada daha iyi durur diye düşündüm. Peki. Hadi hediyeleri açalım o zaman. Hayır. Niye ki? Çünkü hediyelerden önce bizim bir eşek kuyruğu takma oyunu oynamalıyız. Öyle mi? Evet. Doğum günü kuralları. Peki. Çok yaklaşmıştın. Tamam. Herkes bir kere yaptı. Hediyeleri açabilir miyiz artık? Bir tur daha oynayalım. Hediyeleri açmak istiyorum. Hemen sonrasında açarsın. Yaklaştın mı? Çocuklar. Durun. Açmadan önce size bir şey söylemeliyim. Ben... İyi ki doğdun Leo. İyi ki doğdun Leo. İyi ki doğdun Leo. İyi ki doğdun Leo. Bir dilek tut. Ne diledin bakalım? Artık sonunda hediyelerimi açabilmeyi diledim. Bu dileği gerçekleştirebilirim. Gece uyumak için bir kale yapmaya ne dersiniz? Ya da hemen uykuya geçebiliriz. Bu kadar eğlenceden yoruldum. Caillou, sen iyi misin canım? Önce bunu açacağım. Dur. Leo, meyve suyunu döktüğünün için bana söylemedin? Hayır. Ama ben dökmedim. Ben değildim. Ben döktüm. Kazara oldu. Dekorasyonlara bakıyordum ve döktüm. Ve çok üzgünüm. Önemi yok Caillou. Kazalar olur. Ama saklamak yerine keşke bana söyleseydin. Ben şimdi temizlerim. Hediyeleri açtırmadığıma özür dilerim. Korkmuştum. Bana kızsınlar istemedim. Sorun yok Caillou. Gerçeği söylemek korkutur, bilirim. Artık eşek kuyruğu oyunu da bayağı zevkliydi. Yardım? Sağ ol Caillou. Harika olur. Yepyeni gibi.
Teşekkürler. Oo. Benim hediyeme önce aç istersen. Uzay gemisi. Sağ ol kayyum. İşte şimdi bu doğum günü partisi ateşleniyor. Hey. Affedersiniz. Fanı açmaya çalıştım fakat yanlışlıkla her şeyi kapatmışım. Ama çok yaklaşmıştık. Ben çok yaklaştım demek istedin. Yo. Sakin çocuklar. Ben bir yukarıda sigortalara bakayım. Hemencecik soğur ortalık yine. Ama acayip sıcak. Evet, resmen eriyorum. Sanki böyle şey gibi. Lava! Rosie, kendi adanda kal, tamam? Tamam. Merdivenler, orta güvende oluruz. Herkes kendi başına. Hadi bakalım ilk deneme. Yükselmeye başladı. Merdivenlere buradan yetişemeyiz. Yeteri kadar yastığımız yok. Sadece benlik yer var. Üzgünüm kayyum. Belki bu sefer olur. İyi gıcırdı attın Leo. Lavayı durdurmamız lazım. Baba, Gilbert'ı kurtardık.
Bu harika Kayu. Ben de bunu tamir etmek üzereyim. Sefer oldu. Gilbert bize uğur getirdi. Bu ne demek biliyorsun? Evet çocuklar, bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü giysi oyunu günü. Unutmayın, giysi oyununun tek kuralı sizi nasıl hissettiren bir şey giymeniz. Peki, ne bekliyorsunuz o zaman? Koş! Hadi Jeffrey, bir şey seç de oynamaya başlayalım. Daha emin değilim. Siz oyuna başlayın, ben sizi yakalarım. Define avı için çok mükemmel bir gün. Ve definemiz bu yönde. Ama define yok mu ki? Aa, var. Bir definenin yeri adı Teneffüs'ün kayıp definesi. Ninjalar! Ne yapacağız? Aa, ben savaşalım derim. Uçarak kaçamaz mıyız? Yardım gerekli. Hey! Arkadaşlarımı bırak! Sen kim oldun peki Jeffrey? Ben bir peri savaşçıyım. Vay, harika. Diğer kostümler alınmış mıydı? Yok, ben bunu beğendim. Sirenisi. Ama peri bir kız kostümü değil mi? O değil. Ama öyle. Öyle mi? Niye? Sadece ben bunu giymek istedim. Aa, belki başka ne olsan, bir Viking veya korsan ya da... Hayır! Jeffrey değneğini bıraktı. Bu biraz ayıp oldu ama. Biz sadece kız kostümü olduğunu söyledik. Ki kendine uygun olanı seçebilsin diye. Mrs. Martin'in dediğini hatırlayın. Giysi oyunu gününün tek kuralı bizi mutlu eden bir şey giymemizdi. Evet, mutluydu da aslında. Hı-hı.
Jeffrey, değneğini düşürmüşsün. İstemiyorum. Aman incaları nasıl yeneceksin? Ve uçmak için kanatların lazım. Peri savaşçın çok harikaydı bence de. Ve sihir hep en iyisi. Kostümün için söylediklerimize özür dileriz Jeffrey. Ne istiyorsan onu giyebilmelisin. Ve seni mutlu da ediyorsa giysi oyunu için bu harika olur. Başınız dertte. Bu çok harikaydı Jeffrey. Sağ ol Kayu. Siz olmadan olmazdı. Bir de sihirli değneğin. Hadi Rosie. Affedersiniz, onun saçını kesmeliyiz. Kardeşimin saçları biraz uzun. Hayır. Saçların artık yüzüne düşüyor Rosie. Hatırlamıyor musun? Önüne bak, dur. Duvar. Gilbert. Saçları sürekli benim yüzüme geliyor. Hayır. Bu taraftan lütfen. Tamam, sağ olun. İyi olacak Rosie, sana söz. Bu da sonunda artık çıkacak. Rosie gerçekten sıkıştı. İğrenç. Anne. Bu bayağı dolanmış. Galiba çıkarmak için kesmek gerekecek. Kes. Endişelenme. Acımayacak. Aha! Saçlardaki eski kil topağı sorunu. Bunu şimdi hallederiz. Pembe. Sevdin mi? Aa, sağ ol. Seninkini de çok güzel yapacağız bugün küçük hanım. Korkma. Evet, saç kestirmek harika. Bak, göstereceğim. Benim gibi komik palyaço saçların olabilir. Ha, ve peki ya bu? Tada! Ding, de, ding, ding. Bu sana çok yakıştı Kayu. Veya... Ah?
saçlar da çok uzun. Bu da bayağı bir renkli. Kelebek! Oo, sevdin mi? Hı-hı. O zaman ben ne yapacağımı biliyorum. Tamam. Hı-hı. Oyun hamuru çıktı. Ah. Çok iyi oluyor Rosie. Oh. Sadece biraz su Rosie. Sadece ıslatıyorum ki rahat keseyim diye. Bak. Su işte. Bana da lütfen. Kendini teknede farz et. Ve de işte son dokunuş. Kelebek. Bu harika görünüyor Rosie. Evet, ben sana dedim saç kesimi. Zevkli. Evet. Güzel. Bakayım. Misketlerimle. Karmaşık görünüyor. Çok eğlenceli. Çantada ne var? Çocukluğumda oynadığım bir oyuncak. Babam bile oynamıştı. Bir tren seti mi? Çok sevdim bunu büyük baba. Senin yaşında ben de bu treni evin her yerinde kullanırdım. Mutfaktan oturma odasına, bahçeye kadar. Evet, evin içinde ve bahçede treni kullanmamam gerekiyordu. Onu evimizde kullanmak istiyorum. Trenlerin hepsi hızlı gitmek istemez Kayu. Bazen yavaşlayıp manzarayı seyretmek isterler. Hadi güvenli basit bir döngüde... Yavaş ve istikrarlı bir ray yapalım. Tamam. Belki de buradan çıkıp bir halka yapabiliriz ve konfeti atabiliriz. Bence bu tren halkalar yapamaz ama şunu yapabilir. Da dönebilir. Sen keyfine bak. Annene eve gelmeden temizlik yapacağıma söz verdim. Tamam. Hadi bay bay. Ve burada. Tada! Evet. Küçük normal trenimiz için küçük normal bir çember. Şimdi en iyi kısım. Bak, bu çok güzel değil mi Kayu? Bunu bütün gün izleyebilirim. Burada nasıl gidiyor bakayım? Oh, büyük baba uyumuş. Tren çok iyi olmuş Kayu. Biraz daha hızlı gitmesini isterdim. Büyük baba biraz daha hızlı gitmesine itiraz etmez.
Wow. Deneyebilir miyim? Tabii. Harika. Benim mermer setindeki gibi uzun yapabilsek keşke. Büyük babam biraz daha uzun olmasına itiraz etmezdi. Evet, biraz fazla uzun olmuş olabilir. Onu indirmeli miyiz? Ama önce çalışıp çalışmadığını görelim mi? Hazır mısın? Hazırım Kayu. Son aşama. Ne oluyor? Sürpriz. Benim tren. Demek ki hızlı gitmek istedi. Burada ne oldu acaba? Sanırım biraz fazla. Eğlendik. Normal yağmurlu bir cumartesi günüydü. Sadece bir şey hariç. Suç. Birisi benim turuncu zıplayan topumu almış. Son görüldüğü yer burasıydı. Dedektif Teddy. Kimin yaptığını bulacağız. Neden yaptığını, nerede yaptığını. Hazır Teddy? Hop. Dikkat dedektif. Olay yerini kontrol edelim. Oyuncak sandığım. Dedektif Teddy, saçları böyle olan ben tek bir kişi tanıyorum. İçin zaman yok. Bu sabah neredeydin Rosie? Nerede Rosie? Ben alırım Rosie. Bunu geri vereceğim. Eğer bu sabah nerede olduğunu söylersen. Neden? Çünkü bunu buldum. Bu... Kızıl saç teli sandığımdaydı. Ve turuncu topum kayıp. Havuç. Havuçlar da turuncudur. Haklısın Rosie. Havuç. Rosie. Rosie. Ne oldu? Havuç. Özür dilerim. Özür dilerim. Dedektif oynuyordum. Turuncu topumu arıyorum da. Kayu, oynadığın kişinin oyunda olduğundan emin olmalısın. Böylece herkes eğlenir.
Özür dilerim anne. Üzgünüm Rosie. Havuç! Bu davayı bırakman gerekiyor Kayu. Bırak büyükler ilgilensinler. Ama anne... Bu çok riskli. Bu hırsız kedi fazla iyi. Teddy, sanırım anne bize bir ipucu verdi. Bir kedi hırsız. Gilbert, takip edin. Oh hayır, dedektif Teddy. Bunu çözeceğim Teddy. Ve ikimiz için. Bu kediyi durdur. Benim topum. Gilbert, bu böyle olmak zorunda değil. Topumu bana geri ver ve bu olan her şeyi unutabiliriz. Geri ver diyorum Gilbert. Oh, annem ne demişti? Herkes oyunun içindeyse daha eğlencelidir. Kovaladığım için üzgünüm. Yakalamacı oynayalım mı? Bir zamanlar Kayu adında küçük bir çocuk varmış. Aha. Anne, anne. Ha? Evet Kayu, ineği satabildin mi ki? Evet, biraz fasulye için onu takas ettim. Fasulye. Hı. Ama bunlar sihirli fasulyeler. Oh Kayu. Annesi ona inanmamıştı. Ama Kayu fasulyelerin sihirli olduğunu biliyordu. Ve o fasulyeleri bahçeye ekti. Bir gün sonra ta bulutlara kadar uzayan bir fasulye ağacı yükseliverdi. Ve Kayu tırmandı. Yukarıda ne olduğunu görmek için ağacın tepesine kadar çıktı. O kadar yükseğe tırmandıktan sonra bir de ne görsün? Korkunç bir dev! Ve Fifo! Kayu! 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 Ve Fifo! Ne bu gürültü? Senin şu an Rosie'yi uyutuyor olman lazım Kayu. Fasulye aç! Oh. Özür dilerim. Başka bir masal anlatırım. Pekala. İyi geceler size. İyi geceler. Peki. Bu seferki masal... Kırmızı Başlıklı Rosie Kız.
kırmızı başlıklı Rosie kız büyük annesine bir sepet yemek götürüyormuş. Ha? Ha? Ama yoldayken karşısına büyük, kötü... Uf! Korkunç Fuf! Git buradan! Rosie! Affedersin, seni korkutmak istemedim. Başka bir masal bulayım, dur. Rosie kız ormanda bir eve rastladı. Karnı açtı ve yorgundu. O yüzden kapıyı çaldı. Kapı açıktı. Ve içeride kimse yoktu. Merhaba. Ha? Rosie kız masanın üstünde bekleyen lezzetli yemekleri fark etti. Kase çok sıcaktı. Ve ikinci kase de çok soğuktu. Ha? Ama üçüncü kase tam da iyi sıcaklıktaydı. Rosie kız yorgundu. Uyuyacak bir yer bulmak için bakındı. 3 tane yatak buldu. İlki çok büyük ve yumuşaktı. İkincisi de çok sertti. Ama üçüncü yatak harikaydı. Tam o sırada evde yaşayan 3 ayı eve geldiler. Yataklarımızda kim yatıyor bizim? Ayılar yataklarında uyuduğu için Rosie kıza çok kızmıştı. Ama onun uyumasına izin verdiler. Ve son. İyi geceler Rosie. Peki, ne oldu sonra? Evet izciler, bugün ilk kamp seyahatimizi gerçekleştireceğiz. Çadırlarda uyuyacağız, doğada vakit geçireceğiz ve kamp ateşinde marshmallow pişireceğiz. Hey, yuppi! Evet. Bu çok güzel ama hep dikkatli olun ve en önemlisi bizim sözümüzü her zaman dinleyin. Anlaşıldım. Siz ormandayken gözünüz hep açık olsun. Wow. İzci Kayu, ormanda neden hep dikkatli olmamız gerekiyor? Güvenli bir şekilde eğlenebilmemiz için. Aferin. Şimdi öncelikle hadi çadırları kuralım. Gelin benle izciler. Neyin var Kayu?
galiba burada uyuyacak olmak beni biraz korkutuyor. Anlıyorum Kayu, ama kamp çok zevkli. Kamp ateşinde marshmallow yapacağız. Ve hava kararınca... Ben de onu diyorum. Karanlığı sevmiyorum. Çok korkunç ve burada gece lambam da yok. Karanlık korkunç değil, çok da eğlenceli. Gece olduğunda yukarı bakıp bütün yıldızları görebilirsin. Bütün yıldızlar mı? Clementine! Neler oluyor? İyi misin? Anne! Korkma canım. Hallettim. Sadece uğur böceği. Korkma. Sağ ol kurtardığın için anne. Yani Bayan Jasmine. Önemli değil Clementine. Korkmuştun. Biliyorum böcekleri sevmiyorsun. Uğur böceğinden mi korktun? Herkesin korktuğu bir şey vardır Caillou. Böcekleri çok enteresan. Durun, onlar böcek mi? Merak etme, bir şey yapmaz. Küçük ışıklarını yakarak uçuşup dururlar. Evet, dediğin gibi gerçekten bunlar çok güzeller. Hey, bak gece lambam yok diyordun. Al sana gece lambası. İyi geceler Clementine. İyi geceler Caillou. İyi geceler. İyi geceler. Pekala. İyi geceler izciler. Hadi şimdi güzelce uyuyun. Bugün bir hayvanımız olacağı için çok heyecanlıyım. Ne tür bir evcil hayvan almak istersiniz? Bir at. Bir at bizim ev için biraz fazla büyük olabilir. Bir keçi. Bu bence çok kötü fikir. Tavşan alabilir miyiz? Bence tavşan harika olur. Ama hangisi? O kahverengiyi sevdim. Peki ya sen? Bak biri sizin için seçim yaptı bile. Adını ne koyalım? Nibbles. Yay, Nibbles. Gel buraya Nibbles. Nibbles sevdi Rosie'yi. Onunla oynama sırası bende. Bekle. Geri gel Nibbles.
Hadi çocuklar, hadi Nibble için bir yuva yapalım. Nibbles bunu bence çok sevecek. Caillou, çekici verir misin? Bence Nibbles beni sevmiyor. Nibbles seni seviyor Caillou. Ama belki ona biraz daha nazik olman gerekiyor. Evet, bırak o gelsin. Ah, işte bitti. Tada! Baba! Yardım lazım mı? Hadi şimdi bir daha deneyelim. Tada! Ben de Nibbles'ı getireyim. Nibbles, yuvanı görme zamanı. Aa, kaçma ama. Nazik Caillou. Nazik. Nereye gidiyorsun? Nibbles, hadi gel oynayalım. Caillou, geriye adım at. Ha? Nibbles'la oynayamaz mıyım? Evet, ama sen çok heyecanlısın. Biraz da sesin yüksek. Küçük arkadaşı korkutuyorsun. Ben korkutuyor muyum? Bir tavşan olduğunu düşünsene. Biri sana böyle yaklaşsa ne hissederdin? Yavaşça ve nazik seveceksin. Hadi bir dene Caillou. Korkma lütfen Nibbles, ben iyiyim. Caillou iyi Nibbles. Yay, başardım. Yani evet, yay, başardım.